Evet değerli izleyiciler, değerli bir konuğumuz var. Hemen onunla devam edelim. Doçent Doktor Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisiyle bu son gelişmeleri konuşacağız değerli izleyiciler. Cihat Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın Cem Bey. Hoş bulduk. Evet, önemli konularımız var. Hemen hiç beklemeden girelim. Bir yandan Yunanistan silahlandırılıyor. Ne anlama geliyor onu soracağız size ama isterseniz Suriye'ye yeni operasyonla bir başlayalım. Sayın Erdoğan birkaç defadır bunu söylüyor. Hulusi Akar da söylüyor. Türkiye, Tel Rifat, Ayn el Arab ya da Münbiç'te bazı bölgelerin temizlenmediğini ve buraların YPG'den temizleneceğini söylediler. Operasyon her an olabilir diye. YPG de bir yandan da rejimden, Suriye rejiminden savunma sistemleri de istiyorlar. Türkiye bu hedefi yapmalı mı, yapması gerekiyor mu? Ne dersiniz? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu kaçınılmaz. Gerçekten kaçınılmaz. Bizim bir an önce, hatta çok gecikmiş bir harekattır. Aslında bu harekatın çok daha önce yapılmış olması gerekirdi. Münbiç'i ele geçirecekken müzaffer bir ordunun zamanında işte sanıyorum Zekai Aksakallı Paşa ve Metin Temel Paşa bu konuları çok daha iyi bilirler. Ordumuz Münbiç'i ele geçirmedi. Şimdi Münbiç bir hakikaten bir terörist yuvası. Neden muzaffer bir ordu durdu? Neden Münbiç ele geçirilmedi? Neden başımıza böyle bir çıban başı çıktı? Elbette tarih bunları sorgulayacaktır zamanı geldiğinde. Ama şu bir gerçektir ki bu gecikmiş kararın bir an önce yerine getirilmesi çok yerinde olacaktır. Çünkü bu terör yuvasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri son derece yerindedir. Sayın Cumhurbaşkanı aslında uluslararası kamuoyuna neden biz bu harekatı yapacağız diye duyurmaya çalışıyor. Gayret ediyor. Uluslararası hukuk zemini oluşturuyor. Ve tartışmasız uluslararası hukuk zemini vardır. Dünyanın hiçbir yerinde sınırlarının hemen yanı başından Türkiye'ye, ülkesine, bir başka devlete saldırıda bulunacaklar. Roket atacaklar, havan atacaklar, füze atacaklar, askerlerine kast edecekler, topraklarına kast edecekler. Bunun karşılığında sessiz kalacak normal bir devlet olabilir. Şimdi ne Rusya ne de Amerika böyle bir durumda. Rusya'ya Kazakistan'dan böyle bir saldırı yapılmış olsa, Amerika'ya, Meksika'dan böyle bir saldırı yapılmış olsa onların sessiz kalması mümkün değildir. Şimdi burada çok enteresan bir durum söz konusudur. Birincisi şu, ben bölgeye gittim gördüm bundan birkaç ay önce. Orada gözlerimle şunu gördüm. Gözlerimle. Bu gözler onu gördü. Münbiç'e kadar, Münbiç'in batısında bu teröristler, PKK, YPG, PYD ne derseniz deyin, SDG. Bu teröristler Rus bayrağı takıyorlar araçlarına. Hammer'larla geliyorlar. Rus bayrağı takıyorlar. Münbiç'e kadar geliyorlar batıdan. Münbiç'in önünde Rus bayrağını indiriyorlar. Amerikan bayrağı takıyorlar. Ve Münbiç'e geçiyorlar. Şimdi halkımız şunu görsün. Bazı mandacılar var. Efendim bu sadece Ruslar destekliyor. Bazı mandacılar var, bunu sadece Amerikalılar destekliyor, bu teröristleri diyor. Hayır, şu gerçeği görsünler. Bu teröristleri hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Gözümüzün önünde oluyor bu. Gözümüzün önünde. Münbiç'in bugün Amerikalılarla olması bir anlaşma sonucunda. Ruslara geçmiş olması, Ruslara verilmiş olması, Türkiye'ye verilmek yerine Rusların kontrolüne o bölgelerin verilmiş olması tamamen bir anlaşma sonucudur. Şimdi halkımız şu oyunu da gördü. Amerika ile Rusya güya birbirine düşmandı. Efendim Ukrayna'da birbirlerine karşı diş biliyorlardı. O zaman Suriye'deki durumu nasıl izah edecektir Allah aşkına? Suriye'deki durumu kim nasıl izah edecek? Bunlar Suriye'de Amerika ile Rusya el ele dolaşıyorlar. Ve birbirlerine bir tane kurşun bile atmıyorlar. Madem düşmandılar, nasıl oluyor bu? Peki Suriye'de eğer sadece
YPG, PKK, PYD'yi Amerika destekliyor diye algı operasyonu yapanlar varsa Suriye rejiminin Türkiye'ye karşı bu operasyona karşı çıkmasını nasıl izah edecekler ki Suriye rejimi şu anda Rusya'nın müstemlekesiyken. Ve daha da önemli bir şey söyleyeyim ben size. Bugüne kadar halkımız belki farkında değildir. Farkında olanlar vardır belki. Biz Irak'ta yerle bir ederken bütün terör yuvalarını uçaklarımızla, helikopterlerimizle, SİHA'larımızla yerle yeksan ederken Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyine bırakın uçağı, bırakın SİHA'yı, bırakın helikopteri, biz bir tane pırpırlı drone bile sokamıyoruz. Sokamamamızın nedeni Rusya'nın buna müsaade etmemesi. Bunun aksini söyleyecek yetkili varsa çıksın söylesin. Çok nettir. Hava himayesi, hava hakimiyeti olmadan kara birliklerimiz oldu. O nedenle uçaklarımızın, SİHA'larımızın, helikopterlerimizin, taarruz helikopterlerimizin Ruslardan izin almayı bir kenara bırakın. Bu, evet. Eğer karşı çıkacaklarsa çıksınlar. Bizim helikopterlerimizi, uçaklarımızı, SİHA'larımızı, İHA'larımızı, her şeyimizle oraya girmemiz gerekir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tavrını canı gönülden destekliyorum. Bunun karşısında içeriden çıkacak çatlak seslerinde PKK yandaşı olduklarını düşünüyorum. Peki Türkiye böyle bir operasyona girişi takdirde Amerika buna engel olmak ister mi? Ya da Rusya mesela ne diyecek? Rusya'nın tavrı da önemli. Her ne kadar Ukrayna'ya çok kendini angaje etmiş olsa da onların tavrı da önemli değil mi? Bu bizim için beka sorunudur. Biraz önce söyledim. Hem Amerika ile NATO'da olacaksınız. Hem Türkiye'nin birlik bütünlüğüne, bekasına saldırılar olacak oradan. Daha geçenlerde karakollarımızda şehit verdik. Hemen sınırın başında şehit verdik. Sınır ötesinden hemen sınırın yanı başından bizim karakollarımıza saldırı yapıldı. Bu bir meşru müdafaa hakkıdır. Bu uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi gereğince Türkiye bu meşru müdafaa hakkını kullanmak durumundadır. Bakın orada da şunu hatırlatalım. Bize burada saldırı olduğunda biz nasıl cevap verdik? Resmi açıklamalara dikkatinizi çekerim. Hedeflere top atışlarıyla cevap verdik. Neden? Çünkü Rusya bizim uçaklarımızı, helikopterlerimizi, SİHA'larımızı sokmamıza müsaade etmiyor. Çok, gerçekten çok acıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ister dinlesin Rusya, ister dinlemesin. İster Amerika müsaade etsin, ister etmesin. Zaten bugüne kadar Suriye'ye barış pınarı, Zeytin Dalı harekatlarında sanki Rusya, Amerika müsaade mi etmişti de girmişti Türkiye. Türkiye hayır ben gireceğim dedi ve iradesini kullanarak girdi. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye teröriste pabuç bırakmaz. Onlar nasıl bırakmıyorsa Ukrayna bir meşru devleti işgal ediyor şu anda Rusya. Bir meşru devleti işgal ediyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın altını üstüne getiriyor. Bize de bir şey diyecekler. Diyeceklerse desinler. İşte Halep oradaysa arşın burada demelidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki diyorlar. Peki Sayın Yaycı şimdi bu Odessa'da mayınlar var. Bir yandan Sergey Lavrov bugün Türkiye'ye gelecek. Sonra da Sergey Şoygu da gelecek Savunma Bakanı. Özellikle tahılların limanlardan alınıp dünyaya ulaşması için çok önemli bir durum. Çünkü tahılın üretim konusunda Ukrayna dünyadaki önemli ülke. Ve bugün gazetelerde de var. Rusların İzvestiya gazetesi de yazmış. Türkiye burada mayınların temizlenmesinde önemli bir rol oynayabilir diye. Ne dersiniz? Türkiye burada katkısı olur mu? Türkiye Karadeniz'de mayın filosu en güçlü, mayın karşı tedbirleri, mayın avlama tarama filosu en güçlü devlettir. Ve bırakın Karadeniz'de dünyada en güçlü devletlerden bir tanesidir. Şimdi bunların mayınları arayıp tarayıp bulup aramaları, bulmaları, taramaları, avlamaları hemen hemen mümkün değil. Rusların da böyle bir imkanı maalesef kendileri açısından yok. Ama burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Ruslar bu mayınları bize temizlettirip Odessa'yı ele geçirirlerse. Evet. Rusların Odessa'yı ele geçirmelerine en büyük engel biliyorsunuz Rusların Moskova kurvesörü battı. Rusların fırkateynleri battı. Büyük bir hizmettir. Büyük bir hizmettir bir devlet için.
vatan topraklarını yitirdiler. O nedenle burada dikkat edilmesi gereken konu tahılların dünyaya ihracı meselesi değildir. Bunların temizlendiği an Ruslar Odessa'yı ele geçirmeyeceklerine dair uluslararası garanti vermelidirler. Ben burada Ukrayna'nın bu konudaki endişelerini paylaşıyorum. Yani çünkü koruyucu bizde bu tedavi mayınlama denir. Koruyucu mayınlama denir bizim Deniz Kuvvetleri jargonunda. Ülkesini korumak için mayınlama yapmıştır ama burada da usulsüzlükler yapmıştır ayrıca. Onu da söyleyelim, Ukrayna bir savaş suçu işlemiştir. Kopan mayınlar, serbest kalan mayınlar kendi kendini imha etmemektedir. O yüzden de bütün Karadeniz'e tehlike doğurmaktadır. Ama gidip ülkesinin karasularında mayınlama yapmış bir devletin mayınlarını rızası olmadan temizlemeye kalkmak savaşa taraf olmak demektir. Ukrayna'nın rıza göstermesi gerekir. Ukrayna'nın rıza göstermesi için de tabiatıyla Rusya'nın uluslararası garanti vermesi gerekir. Ama Rusya'nın ne Rusya ne de Amerika'nın, onu da söyleyelim, bu tür anlaşmaları uyduğunu gören de pek yoktur dünyada herhalde sanıyorum. O nedenle mayınlar temizlendikten sonra Odessa'ya bir harekat düzenlenirse, kimse Rusya tarafından bir harekat düzenlenirse bize temizlettirir. Hiç kimse de şaşmasın buna. Peki Yunanistan'a geçelim Sayın Yaycı. Yunanistan'ı Amerika Birleşik Devletleri 2 yıldır silahlandırıyor. Sorduğunuz zaman niye böyle yapıyorsunuz diye bunun Rusya'ya karşı olduğu söyleniyor. Ama Rusya'ya karşıysa bile niye bu kadar silah veriliyor? Tatbikatlar yapılıyor. Sayın Erdoğan da bizim yetkililerimizle temkinlerini, endişelerini dile getirdiler. Amerika Yunanistan'a neden bu kadar çok silah veriyor? Şimdi Cem Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi bunların aslında Defender 2021 tatbikatı nedeniyle işte getirildiği söylenmişti Dede Ağaç'a, Yunanistan'a, Rusya'ya karşı Avrupa'yı savunmak amacıyla. Doğu Avrupa'yı. Ama bunlar getirildikten sonra Rusya Ukrayna'yı işgal etti ve bu silahların hiçbir tanesi Ukrayna'da kullanılmadı. Şimdi Ukrayna'ya doğru da gönderilmedi. Hem de bunlar Amerikan silahları. Yani NATO silahlarından öte Amerikan silahları. Amerikan silahları olması nedeniyle Ukrayna'ya gönderilmeleri son derece doğal olurdu. Hukuki de hiçbir engel yoktu. Eğer Amerika destekliyorsa. Gördüğünüz kadarıyla bu silahlar şu anda Yunanistan'da. Ve bir anlaşma yaptılar. Bu tatbikat neticesinde buraya getirilen silahların büyük ağırlığı, ki bunların çoğunluğu taarruz silahıdır. Taarruzi, saldırı silahıdır. Bunların içerisinde taarruz helikopterleri, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, füzeler, toplar vardır. Bunların çoğunluğunu Yunanistan'a hibe etmiştir. Ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı ile Yunanistan Başbakanı şunu demişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanı da artık bu Dedaç'a getirilen silahlardan hibe edileceklerle Yunan Kara Kuvvetleri, Yunan Silahlı Kuvvetleri çok daha güçlü olacaktır demiştir. Şimdi burada çok önemli bir durum vardır. Bu Yunanistan'a bu getirilen silahların Türkiye'ye karşı olduğu konusunda hemen hemen artık hiçbir şüphe yoktur. Onu da söyleyelim. Şimdi burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve özellikle bizim içimizdeki hainlerin de desteğiyle, yani oraya gitmiş olan FETÖ'cüler, PKK'lılar vesairende bütün bölücülerin, yıkıcıların, hainlerin desteğiyle Amerika'da Türkiye'nin ve Avrupa'da Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması kampanyası yürütülüyor. Buna zaten Amerika'da destek veren, bunları dillendiren Ermeni lobileri, Yunan lobileri de var idi. Ve onların uzantıları, kongre üyeleri vardı. Şimdi Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız tutumu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişine Türkiye'nin vetosu ve haklı şartları gibi konular Türkiye'nin Suriye'deki ve Irak'ın kuzeyindeki faaliyetleri, terörizme karşı faaliyetleri ve insanlık adına dünyanın her tarafındaki mazlumlara desteği konusundaki bu faaliyetlerine karşı rahatsız olan güçler Türkiye'yi aslında NATO'dan çıkarmak gibi bir kampanya yürütüyorlar. Şimdi bu, eğer Türkiye NATO'dan çıkartılır ise, böyle bir kampanya olur ise,
o zaman bu silahların kime karşı kullanılacağı çok daha net anlaşılır. Evet. Eğer Türkiye NATO'da olduğu sürece Türkiye'nin Suriye operasyonları, Irak'ın kuzeyine operasyonları, şu Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Adalar Denizi'ndeki faaliyetleri ne bir NATO üyesinin müdahale etmesi mümkün değildir. 15 Temmuz gibi dolaylı müdahaleler NATO üyesi olmayan bir Türkiye'ye doğrudan yapılabilecek duruma gelir. O nedenle hepimizin çok uyanık olması gerekir. Ortada büyük bir oyun vardır. Bunu da altını çizelim. Benim bir sözüm var. Bunu şimdilerde kullanmaya başladılar. Herkesin çok iyi düşünmesi lazım. Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'yi NATO'ya karşı koruyor. Peki. Bu çok önemlidir. Evet. Müstafi Tümemirel, Doçent Doktor Cihat Yaycı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ediyoruz Cihat Bey katıldığınız ve bizi aydınlattığınız için.